Arkadaşlar merhaba şimdi api 5'e geldik artık 5. ya neredeyse yarıladık olayımızı ve 5. de diyor ki broken function level authorization yine hani authorization ile ilgili bir problem var büyük ihtimalle bu apinin içinde de yani ulaşa e, normalde ulaşmamamız gereken bilgilere vesaire ulaşabileceğiz ama fonksiyon t seviyesinde demiş tabi ne olduğunu göreceğiz şimdi e, kullanıcı olarak kendinizi kayıt edebiliyorsunuz diyor ama daha fazlası da olabilir diyor. Mesela adminlerin de herhalde admin loginler de varmış. Diyor ki adminler de login oluyor ama normal kullanıcı root'undan değil. Yani root dediği de mesela şöyle göstereyim sağ tarafta işte vapi api 5 user değil. Vapi api 5 admin vesaire gibi hani neyse artık başka bir root'tan bunların kayıt olduğunu veya login yaptığını söylüyor. Tabi posta değil gette bakacağız. Getteki neymiş? E, Vapi API user API 5 ID. Büyük ihtimalle burada başka bir root var ama tam da bilmiyorum. İlk defa çözeceğiz şimdi beraber. O sebeple yine bir kullanıcı oluşturma ve detayları çekme olayı var aslında. Hemen bir postman'e gidelim deneyelim. API 5'e create user'a tıklıyorum. Create user içerisinde header'larda değiştirmemiz gereken bir şey yok gibi duruyor body içerisinde bizden kullanıcı adı isteniyor, parola isteniyor, isim, adres ve telefon numarası isteniyor. Hazır bazı şeyler verilmiş işte test user 2 falan filan gibi. Bunlar belki kullanılmıştır diye ben değiştiriyorum. Test user 3 yapıyorum kullanıcı adını. Bu gerisi çok da önemli değil. Send diyeyim bakalım. Ve yollandı. ID 2 olarak bana geri verildi. Demek ki ID 1 de var. Büyük ihtimalle ID bir de admin işte onu almaya çalışacağız. Ee, şimdi burada yaptığımız işlemler sonucunda bana bir şey vermesi lazım muhtemelen test kısmına gidelim. Aynen bana yine bir kullanıcı adı ve paroladan işte birleşiminden oluşan bir API key veriyor geriye ve onu kaydediyor get user içerisinde kayıt edilmiş olması lazım bunun authentication aynen buraya kaydedilmiş. Daha önce de gördüğümüz gibi aslında hani kaydedilmese de zaten loglardan konsoldan açıp o ne verildiyse geriye bulabiliriz. Bakalım şurada mesela ve bunları alıp kendimiz de kaydedebiliriz ama postman bizim için yapıyor kolaylık olsun diye bütün bunları. E, api5 id de 2 olarak kaydedilmiş. Süper. Şimdi bunu bir yollayalım bakalım. Yolladığımızda ikinci oluşturulan işte id 2 imiş. Kullanıcı adı test user 3'müş falan bunu aldık. Şimdi ilk daha api 1'de denediğimiz şeyi deneyelim. Api 5 id'yi sileyim buradan ben. Onun yerine user 1 diyeyim mesela. Sen diyelim. Böyle bir kullanıcı yok diyor ya da yanlış diyor. Kullanıcı adı veya parola yanlış diyor. Halbuki kullanıcı adı veya parola zaten vermiyoruz header içerisinde e, bir authentication token'ımız var o kadar. E tabii ki ID'si 1 olmayabilir. Admin'in ne bileyim 0 olabilir. Başka bir şey olabilir. Olmaz ya eksi -1 bile olabilir hani. E, uyduruyorum şu anda. Ama zaten 2 e, deyince geliyor ve bu root'un çalıştığını biliyoruz ama zaten ipucunda da şunu diyordu. Her zaman tek bir root olmak zorunda değil diyordu. O yüzden deneyeceğiz açıkçası. Mesela user yerine işte admin yazacağım ben buraya ve onu yollayacağım. Admin 2 yazdım bir şey olmadı. Admin 1 yazalım. Yine boş bir JSON geldi. Direkt admin yazalım. Hiç 1, 2 koymayalım. Yine boş bir JSON geldi. Şöyle yapalım. Buradaki şeyi Burp Suite'de yakalamaya çalışalım. Bakalım proxy'miz açık mı? Çünkü böyle deneyerek bulamayacağız. Başka bir ipucu var mı? Onu denemek istiyorum açıkçası. Burp Suite'de Intercept'i açıyorum. Ve bunu, bunun çalıştığını biliyoruz, Sen diyerek e, Burp Suite'e bir alayım. Burp Suite içerisinde bunu Send to Repeater diyorum, Repeater'ı alacağım ve burada deneyeceğim. Şimdi zaten bunu yollayınca Geriye geliyor. Şimdi root'umuzu değiştireceğiz. Bakın wapi api 5 user 2 şeklinde yolladığımda Bana bu geliyor. Burada bir sıkıntı yok. Başka ne diye? Ee, hani başka neler olabilir bilmiyorum açıkçası. Deneyeceğiz dediğim gibi hani bunu admin yapabiliriz. Sen diyebiliriz. Bir şey gelmiyor. Ee, users yapabiliriz. Kullanıcılar yapabiliriz. Ee, users yapınca geldi. Çok kolay oldu. Ee, admins deneyecektim. Administrators deneyecektim. Users deneyecektim. Biraz hani şansa çözmüş gibi olduk bunu. Ama bunu çözmenin tabii ki başka bir yolu da var açıkçası. Sadece burada attık tuttu olarak da gözükmesin. Şöyle yapabiliriz. Users yapınca sanki bütün verileri almak istiyormuşuz gibi bunu anladı ve tabii ki esas önemli olan bu authorization token'la. Bu isteğin çalışmaması lazım. Hani böyle bir istek olabilir ama bu authorization token çalışmaması lazım. Ama onu kontrol etmiyor. E, API ve açık burada ve gördüğünüz gibi admin user'ın detaylarını da aldık. Şimdi bunu eğer böyle atıp tutturamasaydık ne yapacaktık? Sağ tıklayıp send to intruder diyebilirdik yine ve yine brute force yapabilirdik. Hani iyi, iyi ki ona gerek kalmadı çünkü biliyorsunuz çok uzun sürüyor. Fakat şöyle bir şey yapabilirdik. Burada positions içerisinde mesela user kısmını işte add diyebilirdik. Mesela ilk hali user'dı değil mi bunun? Bilmiyoruz bunu. Ve add dedik. Artık bunu değiştirecek. Tek bir tane olduğu için sniper yapabilirim. Ve buraya geldiğimde işte bir liste koyabilirdik. Bu listeyi internetten bulduğumuz bir liste koyabilirdik. Daha önce etik hacker olma kursunda gördüğümüz Kali Linux içerisindeki listelerden faydalanabilirdik. Word listlerden. Kendimiz buraya yazıp deneyebilirdik. İşte user gibi users admin, administrator falan hani e, ne bileyim password bu tarz şeyleri deneyebilirdik. E, all users vesaire gibi. Hani bu tarz aklımıza gelen verileri deneyebilirdik. Ve buradan bir atak başlatabilirdik. Bunu başlattığımızda tabii ki bakın bazıları 500 döndürecek. 500 ne demek? Bulunamadı. Öyle bir şey yok. Döndürüyor. Fakat users içerisinde e, bilgiyi alıyoruz. Yani aslında bu şekilde çözmemiz gerekiyordu bunu ya da doğru düzgün bir yerden liste bulup ben hani bir iki atayım dedim hakikaten tuttu e, ve bunu da çözmüş olduk. Buradaki olay ne? Hani bir geliştirici olarak sizin e, düşünmeniz gereken veya işte web geliştiricisiyseniz bunu izliyorsanız düşünmeniz gereken şey ne? API güvenliği açısından e, buradaki authorization token'lı bu isteğin çalışmaması gerekiyor, onu kontrol edilmesi gerekiyor. Ama bu her zaman kontrol ediliyor mu? Edilmiyor ki. En çok karşılaşılan hatalardan biri olarak listeye girmiş zaten. Edilseydi eğer buraya girmezdi. Mutlaka bunu düşünün arkadaşlar. Bazen diyorsunuz ki ya bunu da yapmamışlardır bu hatayı. Ama gördüğünüz gibi yapılıyor ki. O aspaptan de yerini almış. O sebeple e, ne yapacağız? Şimdi bir kere intercepti kapatalım. Burp Suite Postman'e geri gelelim. Burada isterseniz proxy'yi kaparsınız, isterseniz kapamazsınız. Ben kapamayacağım. Devamlı ihtiyaç duymaya başladık çünkü. Son haline getirdik. Burada duralım. API 6'dan devam edelim. Arkadaşlar merhaba. Şimdi API 6'ya kadar geldik. Hemen buradan devam ediyorum. AP6'ya baktığımızda Mass Assignment diye bir açık görüyoruz. En azından bir terim görüyoruz. Assign ne demek? Hani atamak, toplu atama yapılması gibi bir tanımı var. Ve ipucu olarak da diyor ki işte dükkanımıza hoş geldiniz. E doğru düzgün davranırsanız eğer, eğer hoş bir şekilde davranırsanız size krediler vereceğiz. E, kredi sistemimizde çok kuvvetli, çok güçlü hiçbir açığı yok diyor. E, i̇ki tane şey var yine endpoint var biri post yine kullanıcı oluşturuyoruz herhalde kullanıcı adı var parola var isim var adres var telefon istiyor bir de get get de kullanıcının işte id'sini veriyoruz yine detaylarını alıyor şu ana kadar gördüklerimizden bir farkı yok gibi hemen postmanda deneyeceğim ben bunu create user'a geliyorum api altının içindeyim body var test var test de yine hani auth e, key veriyor herhalde bize. Hadi de bir hemen örnek şeyler yapalım. Atıl diyeceğim ben adına. kullanıcı adı da Atıl Samancıoğlu gibi bir şey olsun. Parola da Atıl 123 olsun. Sen diyorum. Bunu yolladım ve cevap olarak bana yine Atıl Atıl Samancıoğlu ve ID 2 geldi. Get user'a gelecek olursam get user'da böyle bir şey var. User me diye bir şey eklenmiş. Bakalım dokümantasyonda da böyle mi? user id ile alabilirsiniz diyor. Burada da user me diyor. Burada bir karışıklık var. Böyle bir atalım bakalım isteği. Aynen me deyince beni getirdi bir şekilde. 2 atıl vesaire geldi ama kredi 0 geldi. Şimdi hani ilk API'de gördüğümüz açığı deneyelim mesela user 1'i alabiliyor muyuz ona bakalım. Bunu alamıyoruz. User 2'yi alabiliyoruz herhalde bir tek kendimiz olduğumuz için ya da hani user me olarak atmamız gerekiyor anladığım kadarıyla. Ama olay şu zaten. E, olay header'lar içerisinde muhtemelen bir yine ya cookie var ya işte şey var. Authorization token var aynen. Authorization token olduğu için sadece beni veriyor bana. Tamam orası güvenli. Ama olay zaten o değil. Olay kredi. Kredi sıfır veriyor bana. Şimdi dikkat ettiyseniz Atıl ve Atıl oluyor yani name ve username benim post yaparken oluşturduğum parametrelerde ama ben kredi ile ilgili hiçbir şey söylemedim. Kredi ile ilgili bir şey söylemememe rağmen burada gördüğünüz gibi kredi çıktı. Hani bana geri verildi ama sıfır olarak verildi. Şöyle bir açık olabiliyor. Mesela kullanıcıdan sonuçta bu web sitesine bağlı diyelim ya da mobil uygulamaya adam kredi için bir input box koymamış yani bir metin şeyi yok böyle girilebilecek ama isteği atarken krediyi de yolluyor olabilir sıfır olarak yolluyordur veya yollamıyor da olabilir direkt biz alıp o şekilde değiştirip atabiliriz. Bu tabii ki tahminle olacak bir şey. Mesela şu tarz açıklar da çok oluyor. Şimdi bir tane daha oluşturalım. Bu da Atlas olsun. Bu da Atlas Samancıoğlu olsun. Bu da Atlas 1-2-3 olsun tamam mı? Bir tane daha kendim buraya şey açıyorum. Credit diye bir yer açıyorum. Ve bu sefer kredit 500 dedim mesela. Araya virgül koydum krediyi açmadan önce çünkü diğerlerinde de böyle ama sonuna virgül koymadım burada yanlış yazmamamız gerekiyor çalışacak mı bilmiyorum bu arada deniyoruz şimdi bunu deneyeceğim yollayacağım bakalım oluşturacak mı oluşturdu atlası oluşturdu get user'dan bu sefer headerlerin içerisinde authentication token olarak authorization token olarak atlasın ki gelmiştir muhtemelen sen diyelim ve gördüğünüz gibi atlas da geldi kreditte 500 olarak geldi ve flagi de aldık demek ki bunu çözdük oldukça kolay oldu ne yaptık tekrar söyleyeyim burada krediti tahmin ettik yani kredit diye bir parametre alabileceğini tahmin ettik mesela bazı yerlerde şu şekilde anlatılır bu bu ctf içinde öyle anlatılmamış da mesela admin koyulur buraya. Buraya da true koyulur. İşte siz görmezsiniz ama admin true olarak giderse sizi direkt admin olarak kaydeder. Bu tarz farklı parametreler eklenmesi halinde aslında backend tarafında bunun kontrol edilip bize geri döndürülmesi gerekiyor. Yani böyle bir parametre kabul etmiyoruz diye. Ama işte o kontrol yapılmazsa da bu şekilde kredimizi alabildik. Süper. Bunun aynı şekilde tabii ki hani hiç Burp Suite'e gerek kalmadı burada da çok kısa göstereyim. Bunu yollayıp Burp Suite'de yakalasaydık Intercept'i açıp burada da değiştirebilirdik. Yani krediyi burada da ekleyebilirdik. Ama zaten gerek kalmadı bunu yapmamıza. O yüzden drop diyorum bunu kapatıyorum. E, o sebeple de buradan da yollanmadığı belli oluyor. Ama bunu da çözmüş olduk. Süper. Burada duralım hemen bir sonraki dersimizde API 7 ile devam edelim. Arkadaşlar merhaba. Şimdi API 6'yı biraz önce bitirmiştik. API 7'ye geçiyoruz. Tabii geçmeden önce yine bir web sitemize gidip okumakta fayda var. API'ye diye giriyorum. Diyor ki security misconfiguration yani güvenliğin yanlış bir şekilde ayarlanması. Diyor ki biz bir API sonuçta diyor ve cross origin request'leri beklememiz gerekiyor diyor. Ve ona göre ayarımızı yaptık diyor. Şimdi önce bir endpoint'lere bakalım. Neler var API içerisinde sonra cross origin request ne demek onu konuşalım. Bir kullanıcı oluşturma var. Post bir get var. Kullanıcıyı login yapıyoruz. Süper. Sonrasında get key var. Login yaptıktan sonra get key çalıştırırsak direkt bize herhalde şey veriyor. Anahtar veriyor. Yani authorization token gibi bir şey veriyor. Bir de logout olma var. O da get. Süper. Şimdi cross origin request ne demek? Onu konuşalım. Cross origin request hani orijinal origin nereden geldiği isteğin, tamam mı? Cross Origin kendi web sitemizden değil başka bir web sitesinden ya da başka bir kaynaktan istek atılması demek. Şimdi bunun önüne geçmesi gerekiyor API'lerin. Niye? Çünkü bir tane hani web sitesi düşünün. İşte kullanıcı kaydı yapıyorsunuz, giriş yapıyorsunuz, çıkış yapıyorsunuz. Yani Facebook'u düşünün. Giriş yapıyorsun, çıkış yapıyorsun. Başka bir site eden ben bir buton koydum. Ve kendim bir site yaptım. Direkt atılsamancıoğlu.com ve oraya bir buton koydum. Siz de burada Facebook'a giriş yaptınız. Giriş yapılmış halde benim sistemdeki butona tıklarsanız ben o siteden Facebook'a bir istek atabilirim. Ve sanki hani kendi sistemin üzerinden login oluyormuşçasına e sitede benim olduğu için cevapları giden gelen paketleri falan da görebiliyorum. E sizin authorization token'ınızı ele geçirebilirim. He, bunu ele geçirdikten sonra ne yaparım bilmiyorum. Belki yani onun da bir yöntemini çözümünü bulmuşlardır. Ele geçirsem de bir şey yapamayabilirim. Ama birinin authorization tokenını ele geçirmek zaten bir sıkıntı. O sebeple de başka sitelerden gelen isteklere karşı veya başka orijinlerden gelen isteklere karşı bazı önlemler alınması gerekiyor. Bunu tabi şimdi nasıl şey yaparız simüle ederiz bilemedim ama hemen bir deneyelim. Postman'e geliyorum. Create user'a geliyorum. Test test 1 2 3 diye hazır bir şeyler verilmiş. Ben bunları değiştireyim. Atıl atıl 1 2 3 olarak değiştirdim create user'ı. Yolladım. Kullanıcı adı atıl e, parola atıl 1 2 3 ID de 3 olarak geldi bana. User login'e geldiğimde user login içerisinde Artık header'ın içinde herhalde birazdan biraz önce posta oluşturduğum şey e, aynen authorization token buraya tanımlanmış. O yüzden hiçbir şey yollamama gerek yok. Send dediğimde direkt success yani başarı kullanıcım içeri giriş yaptı diyor. Yani ben biraz önce oluşturduğum atıl ve atıl 123 kullanıcısıyla şu anda sisteme giriş yaptım. Get key'e de geldiğimde get key içerisinde Bakın test test 1 2 3 ile hazır yapılmış bizim için. Tekrar bir sende basarsam direkt otomatikman aynı şeyleri alacaktır ve atıl atıl 1 2 3 ve authentication key de verecektir. Şimdi işte önemli olan burası. Ben atıl'la buraya giriş yaptım ya şu anahtarı sadece benim sistemimin bilmesi gerekiyor. Ben bunu başka bir site üzerinden yönlendirirsem bir şekilde ve o ot key'i o siteyi gösterirsem yanlışlıkla sizin hesabınızı çaldırabilirim. O yüzden de buna api sahibi olarak dikkat etmem gerekiyor. En son log da bir deneyeyim. Log out da yapalım bakalım çıkış yapıyor mu? Aynen çıkış yapıyor. Peki şunu deneyelim. Çıkış yaptıktan sonra get key dersek bize veriyor mu ki vermiyor. Sistem gayet güzel çalışıyor. Önemli olan şunu görmek. Şimdi login yapalım bir yine tekrar. Login yaptık. Get ki yapacağım ama bu sefer burple yakalayacağım bunu. Intercept'i açıyorum. Yine zaten şey ayarlarım falan tamam. İşte proxy proxy bunları daha önceki bölümlerde görmüştük. Get ki yapıyorum ve key almadan sende basıyorum ama daha istek atılmadı çünkü burp'ta yakaladık. Burp'te bunu da sağ tıklayıp repeater'a yolluyorum. Repeater içerisinde bakacak olursak key yollanıyor. Ve burada işte token'lar var vesaire. Cookie var. Bu cookie sayesinde zaten bizim giriş yapılıp yapılmadığımız kontrol ediliyor. Ve bize anahtar geri verilecek. Hatta yollayayım sendle yollayayım. Bakın anahtar geliyor. Şimdi önemli olan bu farklı bir orijinden gelirse de bize bunu verecek mi? O yüzden orijini de header'lar içerisinde yanlış hatırlamıyorsam direkt origin olarak yazabiliyoruz. Ee, direkt Google'dan aratalım. Origin header diye açalım bakalım. Origin header diye arattığımızda bakın cross origin source diye çıkıyor zaten. Bunun adı George course şeklinde kısaltılır. Direkt port Portisvigil'in sitesinde varmış. Oradan bakalım. Aynen. Bakın host yazdığı gibi herhangi bir isteğin altında origin olarak bunu belirtebiliyoruz. Gelelim. Nasıl belirteceğiz mesela? Origin. 2. nokta üst üste. Mesela işte atılsamancıoğlu.com'dan bu istek gidiyormuşçasına atıyorum şimdi. Böylelikle bir ton işte benim sisteme buton buton koymama gerek kalmaz. Onu simüle etmiş oluruz. Send diyeyim. Ve bakın yine verdi authentication key ve bu sefer flag'i de verdi. Yani hacklemiş olduk. Yani bu şeyi de çözmüş olduk. Neden ekledik dediğim gibi bu orijinden geldiğinde bize bunu göstermemesi gerekiyor gösterirse çünkü ben bu web sitenin sahibi olarak bunu ele geçirebilirim. Buraya tabii ki herhangi bir web sitesini deneyebilirsiniz. Bu açtığımız işte 134 bilmem ne IP web sitesi dışında oradan gelirse zaten bir zahmet kabul etsin ama başka bir yerden gelirse zaten flag'i almış olmamız gerekiyor. Süper. Böylelikle 7'yi de tamamladık arkadaşlar. Burada duruyorum. Bir sonraki dersimizde 8 ile API 8 ile devam edelim. Arkadaşlar merhaba. Şimdi API 8'e geldik ve 8'e bakacak olursak hemen başlayalım. Injection karşımıza çıkıyor. Injeksiyon yapılacak. Şimdi eğer ki web pen testing kursu sayesinde burayı izliyorsanız veya tick hacker olma kursunu falan bitirdiyseniz SQL enjeksiyonuna özellikle oldukça fazla değiniyoruz. Web pen testingde ise hem SQL enjeksiyonuna hem ileri seviye SQL enjeksiyonuna, HTML enjeksiyonuna yani genel olarak bütün enjeksiyonlara değiniyoruz Ama dediğim gibi ben bu bölümü mecburen hem etik hacker olma e, kursunun daha doğrusu mobil etik hacker olma kursuna ve web sızma testlerine ayrı ayrı koymam gerekiyor. E, mobil tarafında enjeksiyonu çok fazla incelemedik. Çünkü hani normal telefonun içerisinde yani uygulamanın client tarafında çok fazla enjeksiyonla işimiz olmasa da sunucu tarafında tabii ki olabiliyor. API'lerde de bu geçerli. Burada özellikle SQL'in komutlarıyla e, bazı enjeksiyonlar yapıp, yani SQL'e bir komut yollayıp, o komut sayesinde veri tabanından almamamız gereken bilgileri almaya çalışıyoruz kısacası. Normalde bu komutların kontrol edilmesi, filtrelenmesi ve e, süzülmesi gerekiyor server tarafında, ama yeteri önlem alınmıyorsa e, bu enjeksiyonlar gerçekleşebiliyor. Web tarafında oldukça fazla görülüyor. API tarafında da gördüğümüz gibi yine görülüyor. Şimdi e, ne varmış peki Endpoint olarak? 8'e bakacak olursak iki tane var. Bir login var. Post username ve password e, vermemiz gerekiyor login için. Bir de get var. E, bu da işte secret. Bu da flag'i almak için herhalde. Kullanıcıyı bulduktan sonra. Ama post kısmını geçmemiz gerekiyor. Hemen postman'a bakalım user login var, get secret var. Get secret'ın içerisinde authorization token var. Login olmadan bunu alamıyoruz. Bunu alırsak da zaten çözmüş oluyoruz bu bölümü. Ama kullanıcı adı ve password yok. Yani ben buraya işte test test 1 2 3 de desem olmayacak çünkü diyecek ki yanlış. Süper. Yani kullanıcı adını da bilmiyoruz, parolayı da bilmiyoruz. E, kullanıcı adını brute force yapacak halimiz yok. O kadar hani 1 milyon tane kullanıcı adı olabilir. E, parolayı hani, normalde yapabiliriz ama onu da yapamayacağız. Neyi yapacağız? SQL injeksiyonunu deneyeceğiz. Tamam. Şöyle yapalım. Yine tabii ki Burp Suite'de yakalayacağım ben bunu. E, Postman'dan tekrar aynı isteği atıyorum. E, kullanıcı adı parolası çok fark etmez. Çünkü bunu enjeksiyonu deneyeceğim ben. Enjeksiyonu da yine intruder içerisinden deneyebiliyor olmamız lazım. Sağ tıklayıp intruder'a yolluyorum. Şimdi intruder'da position'larda ne yapmış? Bir PHP ESSID yani cookie'yi de işaretlemiş. Cookie'yi değiştirmemize gerek yok. Şöyle cookie'yi seçip clear deyip cookie'yi buradan çıkarmamız gerekiyor. Yapamadım. Aynen. E, bu sefer de hepsini yaptı olsun. Bizim değiştirmek istediğimiz şey şu. Bizim değiştirmek istediğimiz şey bir username, bir de password, cookie falan değil. O yüzden username'i seçip add diyorum. Password'ü seçip add diyorum. Bu ikisini değiştireceğiz. Ama brute force yapmayacağız. Burada bizim denetmek istediğimiz şey yani kendi kafamıza göre kullanıcı adı şu olsun, parolası bu olsun değil. Biz buraya SQL enjeksiyonlarını denetmek istiyoruz. Tek tek de deneyebiliriz. Ama dediğim gibi bu dersi izleyen herkes SQL enjeksiyonlarına hakim olmayabilir. O yüzden araç kullanarak bunu yapacağız. Ama manuel olarak zaten SQL'i ve hani SQLite kullanarak da farklı farklı alternatiflerini zaten e, teorik olarak da oldukça gördük etik hacker olma kursunda da web sızma kurslarında da diyorum. O yüzden hazır bir araç kullanmamızda sakınca olduğunu düşünmüyorum. Yani bazen soruyor arkadaşlar ya işte SQL Map'tir bu tarz intruder'dir bunları kullanmamız okey mi diye mantığını biliyorsanız okey. E, bilmiyorsanız önce bir mantığı öğrenmeniz lazım yoksa ezber olur. Tekniği her zaman öğrenmek iyidir. Şimdi burada da mesela bu tarafa bakacak olursak Nereden yapacağız onu hmm, add from listten yapmamız lazım ama add from list e, profesyonel versiyonda varmış. E, direkt burada prof, pro versiyonunda versiyonunda tıkladığınızda şeyler çıkıyor arkadaşlar İşte ne bileyim SQL fuzzing yap e, efendime söyleyeyim farklı farklı işte e XSS'leri ara farklı farklı açıkları ara gibi listeler çıkıyor. Ama biz bununla durur muyuz? Durmayız. Ne yapacağım? Google'a gideceğim. Bunun da bir yolu var. Google'dan şunu aratacağım. Burp Suite, Intruder, SQL, Injection, Fuzzer, TXT, GitHub. Diye şöyle uzun bir aratma yaptım. Yani siz anladınız o profesyonel versiyonda çıkan teksti illaki biri GitHub'a koymuştur ki koymuş. Daha önce görmüştüm ben. E onu bulalım diye aratma yapıyorum. Siz de aynı aratmayı yapabilirsiniz. Google'da aratma yaptığımızda karşımıza çıkması lazım. Şimdi GitHub'da bir yerlerde onu indirip deneyeceğiz mecburen. İnternetim mi yok? Yok varmış. Tamam. Aynen. Şu en üstteki daha önce görmüştüm. Hatta bir sürü var herhalde burada da. E, hepsine bakabilirsiniz. Belki daha güzel enjeksiyonlar da vardır. Ben de daha önce bir yerde şu 1N3 olanı kullanmıştım ama burada farklı yerler de var herhalde. Bakalım mesela Fazlist diye bir şey buldum. Bunun içinde SQL'ler var. Bu zaten benim daha önce gördüğüm şeydi herhalde. Ya. Buradan da bakayım. Kendi bulduğum GitHub linkini de sizinle paylaşırım. Sizin böyle tek tek aramanıza gerek kalmaz. Ama en azından baştan bir bakmış olayım. Burada çok detaylı yapmışlar. O yüzden hani ee, ve çok kısa. Şuradan bakalım. İlk bulduğumuzdan 1 n 3'ten bakalım arkadaşlar. Faz liste giriyorum. 1N3 içinde. E, SQL var. Quick faz var. Quick faz. Hızlı bir şekilde bakmak. Quick faza giriyorum. Quick faz içinde bir sürü şey var. Benim aradığım SQL enjeksiyonu. İşte şunlar. Heh. 1 eşittir, 1 or, 1 eşittir, 1 falan filan. Yani basit bir şey olması gerek. Direkt bunu kopyalayabilirsiniz. Kitapla uğraşmaya bile gerek yok. Şuraları almasak da olur. İsterseniz hepsini alabilirsiniz. Ben direkt SQL ile ilgili olan kısımları alacağım şöyle. Yani e, direkt şu listeden bakacak olursanız 70. satırdan başlıyorum ben almaya. Ama siz hani daha başka bir listeyle de deneyebilirsiniz bunu ama alamadım tekrar deneyeyim. Şöyle hepsini alacağım bir tane text'in içine atacağım kısacası. Ama öyle alınmıyor. Şöyle alabilir miyiz? Aynen böyle aldım. Bu liste yenisi ben sizle paylaşayım ki uğraşmayın. Şimdi bunu masa üstüme koyacağım. Şimdi masa üstüme koyacağım. Masa üstümde text yok. Herhangi bir Mac kullanıcısıysanız şunu bilmenizde fayda var. Mesela desktop'a geldiniz touch e, mesela sqli.txt dediniz. Sizin için bir text dosyası oluşturur. Direkt bunu açıp içerisine koyabilirsiniz. E, Windows'ta falan zaten sağ tıklayıp bunu oluşturabilirsiniz. Linux'te de nano ile falan oluşturabilirsiniz. Gerçi burada da nano ile oluşturabilirdik. Ama yine de bir göstereyim istedim. E, ne yapacağız bunu? Alacağız. Tabii ki Burp Suite'e vereceğiz. Ha, zaten buraya paste de yapabilirdik. Ne kastık bu kadar ya. Tamam. Şuradan paste yapıp buraya koyabilirdik. E, tabii ki şunları URL encode yapacak mıyız, yapmayacak mıyız? Tam emin değilim. Bazen yapmak işe yarayabilir, bazen yapmamak işe yarayabilir. E, hatta öncelikle şunu söyleyeyim. Şimdi sniper'ı da seçemeyiz çünkü hem bunu hem bunu deneyeceğiz. Bedring RAM'i seçeceğim ben. İki tane yapacağımız için neden Battering RAM'i seçiyorum? Şimdi daha önce de hatırlarsanız iki tane yaptığımızda Pitchfork'u seçmiştik. Pitchfork'ta iki tane liste çıkmıştı. Şimdi Battering RAM'i seçeceğim. Hem kullanıcı adına hem password'a burada verdiğimiz bir tane listeyi kullanacak. Tam olarak ihtiyacımız olan şey bu URL enkodu şimdilik kaldırıyorum. Belki koymamız da gerekebilir. E dediğim gibi sunucuda ne tarz güvenlik önlemleri var ona göre değişebilir. Start attack diyorum. Saldırıyı başlatıyorum ve bekliyorum. 403'ler geliyor. Bazen 500'ler geliyor. 200 gördüğümüz zaman çalışıyor manasına gelecek diye düşünüyorum. E, o yüzden biraz bekleyeceğiz. Bakacağız. Bakın hepsini de yolluyor. İşte kullanıcı adı bunu yolluyor. Parola bunu yolluyor vesaire birinde illa tutturacağız diye düşünüyorum. Şimdi bunlar içerisinde tabii ki beklerken hani bu olmazsa eğer farklı SQL atakları da SQL injection ataklarını da denemek zorunda da kalabiliriz. Onu da bilmiyoruz açıkçası. Ama SQL enjeksiyonu olduğu kesin gibi bir şey. Sonuçta bize bir şey verilmiş. Ne denir ona? ipucu verilmiş. O yüzden de eğer bu çalışmazsa ne yapacağım? URL e enkod yapıp yollayacağım bu sefer de. Onu deneyeceğim. Yapacak bir şey yok. Bunları deneyeceğiz tek tek. Ee, yine olmadı. Listeyi değiştireceğiz. Başka saldırılar deneyeceğiz SQL enjeksiyonuyla. Yani Google'a SQL enjeksiyon listi yazsam zaten bir ton şey çıkacaktır karşıma. O yüzden çok şey yapmıyoruz. Endişe etmiyoruz açıkçası. Şu 500'lerde response neymiş onu görelim. SQL, um, SQL injection olduğu belli zaten. Bakın SQL'de bana bir hata veriyor. Diyor ki SQL Sinteksinde hata var diyor. MySQL versiyonuyla yapman lazım bunu diyor. Seninki MySQL değil diyor. Halbuki gayet de MySQL'de de çalışacak şeyleri yolluyoruz gibi geldi bana ama. E, neyse bir hepsi olsun da ondan sonra bakalım. En kötü dediğim gibi URL encoding ile yollamaya çalışırız. Tekrar bakarız. O yüzden ben şu şey biten kadar 107 tane zaten hızlı biter. Durduruyorum arkadaşlar. Ondan sonra tekrar deneyeceğiz. Evet bu sefer 107 tane olduğu için ya da benim seçtiğim liste en azından o kadar olduğu için çok hızlı bir şekilde bitti arkadaşlar. Bu 107 tane listeyi de ben alır koyarım şeye zaten gitaba vesaire linkini paylaşırım sizinle daha kolay olması açısından. Ee, ve şu an bakacak olursak statüsler içerisinde hiç 200 yok ama incelememiz lazım çünkü 500'de garip bir mesaj görmüştük. Bir de 403'lere de bakmak lazım. Çünkü gördüğüm kadarıyla length'ler farklı. Yani farklı dönüşler almış olabiliriz. Mesela 289 olanlar var, 295 olanlar var. Derken 295 olanlarda sanırsam zaten bir şekilde authentication key'i almayacağız. True demiş. Ya yani bunlar çalışmış. Sadece 200 vermemiş bize. 295 olanları da filtreleyebiliriz şöyle. Demek ki bunlar çalışıyor, bakın hepsinde Authentication Key'i almayı başarmışız. Yani ben şu an şu Authentication Key'i alırsam, şunu hatta alayım, response'u, request'i bir repeater'a yollayayım. Repeater'da tekrar deneyim bakayım, send yapayım. Aynen Authentication Key geliyor. Süper, o zaman şu intruder'ı kapatıyorum artık. Discard diyorum. Ondan sonra nerede Burp Suite? Burp Suite'in proxy'sini de iptal ediyorum. Ve Burp Suite'de Repeater'a geliyorum. Şu authentication key'i alıyorum şu şekilde. Ve e, direkt kopyalayabiliriz ya da şu username ve parolayı direkt şu şekilde de verebiliriz Postman'e herhalde. Direkt buradan kopyalayayım Ctrl-C ile mesela. Postman'e gelelim bakalım. Kullanıcı adına da, e, parolaya da bunu yapıştıralım ve yollayalım bakalım ne olacak. Aynen authentication key burada da aldık. Şimdi get secret'a gelirsem artık bu authentication key buraya zaten kaydediliyor yoksa yine kopyalayıp buraya yapıştıracaktım. Bunu yolladığımda flag'in bana gelmiş olması gerekiyor. Yani bu dersten çıkaracağımız sonuç şu. SQL enjeksiyonu sadece web siteleri için geçerli değil. API'lerde de geçerli. E, bir mobil uygulamaları da etkileyebilir, web sitelerini de etkileyebilir. Yine API'de SQL enjeksiyonla ilgili filtrelemelerin yapılması gerekiyor. Burada duralım. Bir sonraki dersimizde API 9'la devam edelim. Evet arkadaşlar merhaba. Şimdi API 9'a kadar geldik. API 9'a tıkladığımızda öncelikle diyor ki improper asset management başlığı altında çalışıyoruz diyor. Ve diyor ki muhtemelen işte v1'de bir açık bırakmışlar diyor ki v2 yani versiyon 2'yi yayınladık o yüzden de tamam artık güvenliyiz diyor. Versiyon 2'ye bakacak olursak da bir post request var, e, kullanıcı login olabiliyor. Bir de başka bir şey var mı acaba v2 içinde? Bir de get request. Yok bu API olmuş, sadece post request var. Yani kullanıcı adı ve parolayı bulmamız gerekiyor büyük ihtimalle. E, ama nasıl bulacağız tabii ki olay bu. Bir kere improper asset management'a bakacak olursak, improper asset management diye aratacak olursak yine hani API Security'de zaten direkt karşımıza çıkabiliyor. Şimdi improper asset management zaten bize bir ipucu veriyor. O da şu. API'nin daha önceki versiyonlarını ya da test versiyonlarını vesaire tahmin ederek bulabilir kişiler diyor. Demek ki şimdi burada da ipucu çok büyük versiyon 1'den versiyon 2'ye geçtik diyor. Şimdi postman'e geri dönecek olursak API 9'a bakalım. V1 yok V2 var direkt ve burada post kısmı var. Ve bizden işte kullanıcı adı ve pin istiyor. Bunu yolladığımızda tabii ki bilmediğimiz için büyük ihtimalle yanlış dönecek. Mesela hani bunları sallayabiliriz test. Test ee, şöyle yapalım. Bunu test yaptık. Bunu da işte test 1 2 3 yapabiliriz. Deneyebiliriz ama karşımıza hiçbir zaman düzgün bir şey çıkmayacaktır. E büyük ihtimalle bir brute force bir şey yapabiliyoruz burada ya da SQL enjeksiyonu da yine deneyebiliriz. Hazır elimizde şey varken, liste varken. Ama büyük ihtimalle V2'de bunu engellediler. Şimdi tabii bu tahminlerimiz bize verilen ipucuyla alakalı tahminler bunlar. O yüzden hemen proxy'mi açıyorum. Bir kere gerçekten böyle mi görelim. Test de bunu yolluyorum ve burp suite'de yakalıyorum. Bunu send to intruder diyelim. Intruder'a gelelim. Position'lar içinde yine clear diyerek temizleyeceğim. Kullanıcı adını da bilmiyoruz. Add diyorum. Parolayı da bilmiyoruz. Add diyorum. Bunu add dedikten sonra payload kısmına geliyorum. Biraz önce kopyaladığım listeyi tekrar kullanacağım ben. Bakayım onlar mı açık. Sadece bu geldi kopyaladığımız için büyük ihtimalle. Yine hepsini kopyalayayım da belki bu sefer değişmiştir. SQL enjeksiyonu var mı onu da bilmiyorum bu arada tamamen hani tahmin olarak gideceğiz buraya. Ee, Position'dan Sniper değil de yine Battering RAM seçelim. Böylelikle sayımız azalsın. URL enkodu da kaldırıyorum. Ve başlatıyorum. Şimdi başlattığımda bakalım ne olacak? Şimdi bir kere 200'ler gelmeye başladı. Response'a geldiğimizde bir response görmüyoruz. Hep 200 dönüyor ama response'larda bakın rate limit'e takıldığınız gibi bir şey diyor. Rate limit'e takılıyoruz. Rate limit ne demek? Bakın 5 kere deneyebiliyormuşuz. 5 kere denedikten sonra hep 500 vermeye başladı. Yani çalışmıyor şu anda. 200'lerde de zaten bir şey gelmedi geriye. Ne demek bu? Zaten yapması gerekeni yapmış. O yüzden bir kere bunu kaldırıyorum. Yapması gerekeni yapmış ne demek? Şunu yapmış adam. E, rate limit eklemiş. Yani e, ben devamlı deneyemiyorum. Brute force yapamıyorum buraya. SQL enjeksiyonu olmasa bile belki de hani bize verilen bir orada default isim vardı. Richard bilmem ne. Belki de Richard Branson diyor. Pinde 1, 2, 3, 4 veya dört taneli bir şey belki ilk ikinci API'de denediğimiz gibi 1000'den 9999'a kadar deneyeceğiz bunu. İkinci API miydi hangisiydi artık o bilmiyorum ama. Ama rate limit koymuş zaten esas olay rate limit'i aşmak. Ve burada çok büyük ipucu improper asset management. Yani e, versiyon 2 yerine mesela versiyon 1'i deneyeceğim mantıken. Hemen geliyorum Burp Suite'e. Nasıl deneyeceğim onu v2 yerine bunu sileceğim buradan v1 yapacağım. Bunu tahmin ediyorum tabii ki böyle olmak zorunda değil. Zaten improper asset management'ın açıklamasında da onu diyordu okuduysanız hani test e, olan yerleri daha production'a çıkmamış olan API'leri bulabilir hacker'lar ve size saldırı yapabilir diye. Aynı payload'la sadece v1'e deneyeceğim bu sefer. Bir deneyelim bakalım ne olacak. Denediğimizde yine 200'ler gelmeye başladı. Bu sefer bakın 6, 7, 8 gidiyor. Hiç 500 almıyoruz çünkü rate limitler yok. Responslara baktığımızda responslarda da rate limit diye bir şey gelmiyor. Ha, bunlar tutacak mı onu da bilmiyorum. Dediğim gibi belki de tek tek pinleri denememiz gerekiyor. Hani bir şu anda şey almıyoruz. Geçtin cevabı almıyoruz. Belki de o verdiği Richard bilmem ne kullanıcı adı zaten ve bizim işte pinleri deneyerek bulmamız gerekiyor admin hesabını. Ama en azından şu anda pin şeyi rate limiti bypass etmeyi başardık. Bence bize flagi vermesi gerekiyordu ama şu anda vermedi. E, deneyeceğiz artık yapacak bir şey yok. Bu kadar yaptık sonuna geldik artık almaya başlayacağız. Response'lara bakıyorum. Şunu da bakabiliriz tabii ki. Tek tek response'lara bakmaya gerek yok. 233 length hepsi şu anda response'ların içerisinde. Herhangi bir tamam giriş yaptınız, aferin size gibi bir şey yok burada. Ama eğer başka bir şey olursa 233 haricinde de bir şey görürüz diye düşünüyorum. Daha şu ana kadar gelmedi. Belki de SQL açığı yoktur. Dediğim gibi yine açacağız. 1 1 1 1 1 2 1 1 1 3 1 bilmem ne hepsini tek tek denemek zorunda kalacağız. O sebeple ben şimdilik bir duraklatıyorum bunu. E, bu liste bittiğinde eğer olmazsa artık şey pin numarasını denemeye devam ederiz. Evet saldırı hemen tamamlandı arkadaşlar ama biraz önce de söylediğim gibi SQL injection'lardan bir şey çıkmadı yani response'ların hiçbirinde bir şey almadık. Hepsi de 200 verdi. Ya bana göre şu an rate limit'i atlattığımız için zaten çözdük bunu ve improper asset management'ın ne demek olduğunu öğrendik. O yüzden de aslında hani burada saatlerce başka SQL injection şeylerini denemeye ve başka yollar denemeye mesela pin number denemeye vesaire gerek yok. Ha, ne yapabilirsiniz? Aslında daha önceki bölümlerimizde yaptığımız gibi şuradan Burp Suite'i bulayım ki Burp Suite aşağı gelmiş. Burp Suite'de daha önce yaptığımız gibi mesela Simple List'le yapmak yerine number'la yapabiliriz. İşte ne bileyim binden sonuçta orada pin numarası vardı. Hani binden 9999'a 900, kadar 9000 tane şeyi tek tek deneyebiliriz. Burada da position'ı sileriz. İşte e, kullanıcı adı orada veriliyordu bize. Burada da test e, pin olarak mesela 1, 2, 3, 4 koyup bunu sadece değiştiririz. Sniper'ı seçeriz. E, kullanıcı adı da burada veriliyordu. Bilmiyorum bu doğru mu? Hani e, bize şey olarak mı verilmiş? Richard Branson diye bir şey verilmiş. Belki de örnek olarak verilmiştir. Bunu başlatırız. E, ama bu da şimdi 9000 tane baya uzun sürecek. O sebeple hani V1'de yapmayı unutmayın bu arada. E, bu sebeple hani bunu beklemeyeceğim uzun süreceği için. Fakat burada esas ana fikir şuydu zaten. Bize V2'de bir şey veriliyor. V2 çalışıyor ama V1'i kapatmayı unutmuşlar. Şimdi her zaman versiyonlar değiştikçe eski versiyonları kapatmayı unutabilirler. Birincisi e, unutmak olabilir, ikincisi şey olabilir. Yani versiyon 1 de bir açık kalsın da hani bir problem çıkmazsa 1-2 ay açık tutalım gibi öyle bir karar verilmiş olabilir. Daha da e, aslında elzemi mesela test API'yi olabilir test apilerinde developerlar kendi arasında test etsin diye veya şirket kendi içinde test edilsin diye yapılmış olabilir ve hiçbir güvenlik önlemi olmayabilir çok fazla daha açık bulunabilir vesaire vesaire o sebeple de hani burada görülen rootların yerine başka şeyler denemek bizim için ee, aslında buranın ana fikri buydu. O yüzden çok da açıkça sıflay gibi ben merak etmiyorum. Zaten burada da açık bir şekilde improper asset management'ın ne olduğu yani bu ipucu da bize veriliyor ve V2'de rate limit olduğunu ve V1'de olmadığını da ispatladık. O sebeple daha da uzatmaya gerek yok diyorum ve burada duruyorum. API 10'la birlikte bir sonraki dersimizde bunu bitirelim. Arkadaşlar merhaba şimdi sonuncuya geldik api 10'dayız ve burada diyor ki nothing has been logged or monitored yani hiçbir şey loglamadık sen de bizi yakaladın diyor muhtemelen burada çok bir şey yok sadece bir get isteği var herhalde bittiği için bize artık kıyak mı geçti ne yaptı öncelikle bir önceki dersten herhalde proxy açık kalmış onu bir kapatayım ve e artık Burp Suite'i de kapatabiliriz diye düşünüyorum. E, API 10'a gideceğim. E, Burp Suite'i kapattığımız için hemen bir settings'ten buradaki proxy'yi de kapatayım da. Çünkü normalde postmeni proxysiz do doğru düzgün dümdüz kullanıyoruz. E, get, get isteği var. Get flag diyor. Direkt yollarsak bize flag veriliyor zaten. Burada galiba ana mantık sadece şuydu. Herhangi bir şeyi loglamadım, herhangi bir şeyi monitör etmedim diyor ve e, o yüzden de hani sen bir saldırı vesaire yaptıysan onu bilmiyorum. Bu benim suçum diyor. Hani burada e, ana fikir şu. Hani API'de olsa web sitesi de olsa başka bir şey de olsa loglamak, monitörlemek çok önemli. Hani bir saldırı geldiğinde apinize ya da web sitenize neler oldu ne bitti loglardan açıp bakabilmeniz gerekiyor sonradan ya da yanlış bir şey olduğunda da hani loglardan açıp bakmak gerekiyor. Onu yapmazsanız problem yaşarsınız diye bize böyle bir öğüt vermiş. Şimdi açık kalan bütün şeyleri buradan kapatabiliyorsunuz arkadaşlar. İstediğiniz zaman değiştirebiliyorsunuz, kaydedebiliyorsunuz. Ben herhangi bir şey kaydetmeyeceğim. Olduğu gibi bırakacağım. E, İsterseniz siz kaydedebilirsiniz. E, bu Postman kullanımını öğrenmiş olduk. Eğer daha önceden Burp Suite kullanmadıysanız ki Web Pentesting eğitimini aldıysanız hiç öyle düşünmüyorum. Muhtemelen oldukça fazla kullanmışsınızdır. Onu görmüş olduk beraber. Apilerin nasıl pen testi yapılıyor onu görmüş olduk. Bir Birçok farklı konuyu bu bölümde görmüş olduk. Eğer bunu web pen testing açısından izlediyseniz aynı şekilde apiler de tabii ki izin veriliyorsa eğer apileri de bu şekilde pen teste tabi tutabiliyorsunuz. İzinlerle ilgili zaten hani hacker one vesaire o tarz integrity gibi sitelerde bütün kapsamlar yazıyor. Onu da web pen testin son bölümünde görüyoruz. Eğer mobil güvenliği açısından aldıysanız tabii ki client tarafı önemli ama sunucu tarafı da çok önemli. Belki e, API çok güzel yazdığınız hiçbir problem yok. Tersine mühendislik bilmem ne ne yapılsa hiçbir şey olmuyor. Ama sunucu güvenli değil. E O da tabii ki sizin işlerinizi bozacaktır. O yüzden API'lerin güvenliği de çok önemli. Eğer YouTube'dan izlediyseniz... Ee, tebrik ederim. İyi ki izlediniz. Bu iki bahsettiğim eğitimi almanızı tavsiye ederim. Eğer hiç tabii ki siber güvenlik bilginiz yoksa, anlamadığınız çok yer olmuş olabilir. O zaman da etik hacker olma kursunu yani tamamen sıfırdan başladığımız kursu almanızı tavsiye ederim. O sebeple burada duruyoruz. Bir sonraki bölümde devam ediyoruz.